Şimdi arkadaşlar bir kere bence KPSS matematik kısmında soruları hangi sırada çözeceğiniz sizin aslında konuya ne kadar hakim olduğunuza bağlı bir şey. Biz mesela geçen gün Burak'la da konuştuk bu konuyu. Siz eğer bir konuya hakimliğiniz yukarı seviyeyse örneğin tarih, örneğin coğrafya, örneğin Türkçe başlangıcınızı da ona göre yapabilirsiniz. Şimdi matematik kısmı eğer siz direkt başlığı ben sıradan giderim diyorsanız sözel mantıktan sonra başlar ki sözel mantık yorucu bir iştir. Genellikle KPSS'de sordukları sorular ilk bir iki sınav sorusu hariç genellikle kolaydı. Ama yani bu bir garanti değil. Sizi yorabilir de çok hızlı da yapabilirsiniz ama matematik kısmındaki bazı şeyler standart ama geçen yıl sorulan matematik soruları normalde sorduklarının üzerinde. Şimdi biz ilk 15 soruya bakarken şöyle başlayacağız. Birinci soruyla başlıyorum. Klasik rasyonel sayı sorusu. Şimdi bir kere bunu çözme zamanımız çok hızlı olmalı. Nasıl hızlı olmalı? Bizim verilen bu soruda yani 20 saniye, 30 saniye gibi sürelerle tepki göstermemiz gerekiyor ki çok standart bir soru. 8 kere 8, 64. 37'den çıkarırsam burası nedir? 27 bölü 8 çarpı 9 bölü 2. Bazıları mesela çok kuralcıdır, çok ikonik kuralcıdır. Direkt sadeleştirmeyi altlı üstü olan her şeyi yapabilirsiniz. Bakın bununla bu gider 3, bununla bu gider 4. Tercihi çarparsanız ne olur? 4 bölü 3. Ki bu geçen yılın sınav sorusu. Hani şunu söyleyebilirsiniz, bu çok kolay değil mi? Bütün sınavların ilk sorusu her zaman hep kolaydır zaten. Var mı itiraz buna? O halde geçtim. Buyurun, ikinci soru sizden gelsin. Chat'ten de cevapları bekliyorum. 20 saniye süre. Selamlar Beyza'cığım. Selamlar hocam. Evet. Başlayalım mı? Buyurun. Alttan yukarı doğru başlıyorum. 2 kere 4, 8. 8'den 3 çıkardım 5. Demek ki burası 6 eksi 5 bölü 5 bölü 2. E bunlar zaten sadeleştirip bu yukarı çıkarsa alttan 2 çıkarıyorum. Demek ki cevap kaçtır? 4. Yani bakın bu da bir sınav sorusu. Yani burada gördüğünüz bütün sorular sınav soruları ve yakın tarihli çıkmış sınav soruları. Şimdi bir paralel soru da mesela böyle bir soru tarzı çıkarsa payda eşitlemek dışında yapacağım şöyle bir şey olabilir diyecek hani biri var mı? Ben şöyle yaparım, şöyle tercih ediyorum diyen var mı mesela? Muhabbet kuşu çözdü ona göre. Kimin bilmiyorum ama. Bizden geliyordu herhalde. Peki. Tamam ben o zaman payda eşitleme olanağına gideceğim mecburen siz öyle bir yorum yapmadığınıza göre. Ben o zaman burası 1, burayı 6, burayı 3 ile, burayı 3 ile çarparsam kesirin yukarı tarafı açık. 6, 3 daha 9, 1 çıkarsanız burası 8 bölü 6'dır. Burası 3'ten 1 çıkarırsanız burası 2 bölü 9'dur. Tercihi çarparsanız ne gelecektir? 8 çarpı 9 bölü 6 çarpı 2, 72 bölü 12. O da kaç yapar? 6. Yani ilk soru ben kısa yol buldum, şunu buldum, bunu buldum diyeceğim bir soru tarzı değil. Açıkçası söyleyeyim yani. Peki geldik ikinci soruya. Şimdi bence bu soruya yaklaşımınız çok önemli. Bu soruyu hızlı geçmek istiyorsanız ne yapmalısınız? Şimdi birkaç seçenek var. Kimisi bunu çarpandan ayırır, kimi paranteze alır. Peki biz şöyle bir şey yapsak olur mu? Üste verilen ifadeyi bir kere çıkarma durumundan çarpma durumuna getirmemiz için en hızlı hamle ne olması gerekir? Bunları ben 12 üzeri 6 parantezine alırım. İkisinin de ortak küçük kuvveti 6 olduğu için. 12 üzeri 6'yı siz ilk ifadeden alırsanız 12'nin karesi kalır. Ki bu da 144 açık yani. Ki burayı 12 üzeri 6 parantezine alırsanız 12'ye bölüyorsunuz demektir. Burada 2 üzeri 6 kalır. Yani aslında burası 12 üzeri 6 çarpı pardon. 144. Ne olacaktır? 144 eksi 64 yani 80. Peki aşağı tarafa geliyorum. Peki ben burayı da şöyle yazabilir miyim? 12 üzeri 4 254. çarpı ne yapacak? 4 üzeri 4. Peki bunlar giderse kalır burada 12'nin karesi yani 144. 144 çarpı 80 bölü burası da 4'ün karesi çarpı 4'ün karesi. Peki bunlar gider 9, bunlar gider 5. 5 kere 9 kaçtır? 45. Ki soruda aslında şu aşamayı yakalarsanız bu kadar uzun çözmeye de gerek yok. Bu sıfırlı bir sayı, bu 9'a bölünen bir sayı. Yani hem 0 hem 9'u barındıracak 45 başka sayı yok burada. Peki geçtim.
Peki bunun çözüm süresi sizce ne kadar olabilir? Bence bu soruda çok oyalanan çıkabilir. Bana öyle gibi geliyor. Bir dakika kadar olabilir hocam. Yani bunda oyalanmamak için ne yapabilirsiniz? Bence çarpanlarına dikkat edebilirsiniz. Yani 2 ve 3 kuvvetleri şeklinde yazabilirsiniz. Ve bu tamamen sizin seçiminiz. Ve geldim diğer soruya. Şimdi bu da üstü köklü karışık bir soru. Önce şöyle başlamayı tercih ediyorum. Bir kere bu gördüğünüz ifadenin anlamı kök demektir. 1 bölü kök 27. Burası da kök 3. Bunlar giderse kalır kök 9. 1 bölü kök 9 dediğim şey nedir? 1 bölü 3. Yani cevap Adana'dır. Bravo Sıla. Tamamdır. Peki o zaman bir tur daha geçelim. Buyurun bir sınav sorusu daha görelim. Şimdi ben bu soruda mesela ben bu soruda çözüm yapmam. Niye biliyor musunuz? Burada farkındaysanız bütün sayılar 2'nin kuvvetleri. Yukarıda 2 üzeri 12 eksi 1 aslında 1 2 kare farkı. Şunu düşünün. Sizce şıklardan hangisi 2'nin bir kuvvetinden bir eksiktir? Bak bir daha cümlemi söylüyorum. Sizce hangisi 2'nin bir 7. kuvvetinden bir eksiktir? Aynen öyle. Diyebilir misiniz? Bir eksiktir. Tamam hocam. Başka yok ki şıklarda. Bakın mesela şıklara 1 ekleyin. 6, 8, 10, 12, 14. Sadece 8 2'nin bir kuvvetidir. Diyeceksiniz ki buna nasıl ulaşıyorsunuz? 2 kare farkında genellikle bir eksi bir artı geleceği için. Artı aşağıdan büyük ihtimalle sadeleşecek. Eksili bir şey kalacaksa o da zaten bir şey eksi 1 olacaktır. Peki normalde nasıl yapacağız? Normalde şöyle yapacağız. Şu eksilin ne parantezini alırsınız? Böyle Bir şöyle. altı. 2 kare farkından. Peki burayı da 1 artı 2 üzeri 3 diye yazalım. Burada 2 üzeri 6 parantezinde 1 artı 2 üzeri 3'tür. Şimdi buraya geldiğiniz zaman bakın şu ikisi de ortak görüyor musunuz? Yukarıya aynen yazalım. Ki bu zaten sadeleşeceği biraz sonra göreceksiniz açık. Burayı da 1 artı 2 üzeri 3 parantezinde alırsak burada 1 var. 1 artı 2 üzeri 3 parantezinde 2 üzeri 6 artı 1 gelir. Bunlar gider kalır burası. 64 eksi 1 63. 8 artı 1 9. Bölerseniz kaç? 7. Tamam. Peki güzel. Geçtim. Sıradaki soru. Şimdi sınavda çıkmış üçüncü soru yani köklü sayı sorusu. Ki bu tarz yani 1, 2, 3. sorularda genellikle işler kolay. Gene hız yapmanız gereken bir soru biçimi. Peki nasıl hız yapabilirim derseniz çok kolay bakın. Bunu kök 10 ile çarpın. Bunu da kök 10 ile çarpın. Burada ne yapar? Kök 400. Eksi kök 144. Bölü kök 16. Yani 20 eksi 12 bölü 4. 8 bölü 4'ten kaç yapar? 2. Çok rahat bir şekilde virgül kaydırmalı soruları kurtarabilirsiniz. Bence oraya dikkat edin. Uzun uzun işlem yapmayın. Yani 144 bölü 10 yazmanız çok da gereksiz olur. Peki bu soruya gelelim. Şimdi gene ne yapacağımız açık. Gene bakın biz ÖSYM sınav sorusu yakın 2016-2017 civarı bir sınav sorusu. Şimdi yapacağımız olay aslında gene payda işlemekten geçer. Ben burayı 2 ile, burayı 6 ile, burayı 6 ile, burayı 3 ile, burayı da 2 ile çarpmayı tercih edeceğim. Nasıl olsa hepsinin paydası şu an 6 oldu. Sadece üstleri yazıyorum. 6, 2 daha 8, 1 daha 9. Peki 6, 3, 2 daha 5 çıkarırsam 1. Demek ki cevap 3'tür. Oldu mu? Beyza. Oldu hocam, harikasınız yine. Bak gene gaz veriyor. Burak. Oldu hocam, tamamdır. Tamamdır. Peki yani bunlar bizim için hız yapabileceğimiz sorular olur. Mesela bu soruya geldiğim zaman ne düşünürsünüz? Sizden bir yorum alalım bu sefer. Yirmi beş çarpı 3. 25 çarpı 3. Ayırır mı diyorsun? Evet. Peki şöyle yapsak olur mu? Nasıl yapacağız? Eşleniyle mi çarpacağız? Şimdi kurtarmak için bunların hepsi 3'e bölünüyor. Farkında mısınız? Olabilir. Evet. Olabilir. Kök 6 ile de çarpılabilir. Peki ben şöyle yapsam olur mu? Şimdi burada gördüğünüz tüm sayıları 3'e bölüp 2 ile çarpsam. Kök içinde yapıyorum bunu tabii. Yani burayı 3'e bölün. 3'e bölün. 3'e bölün. Desem.
Ve bunların hepsini de kök 2 ile çarpın desem. Burası 2 diye çıkar. Bununla bu gider. Bununla bunun çarpı kök 4'ten 2 yapar. E bu 25 ile 5 yapar. Demek ki burası 2 bölü 3'tür. Olur mu? Yoksa bu sizin için zor bir seçenek olabilir mi? Hocam bunu sınavda görebiliriz. Göremeyebilir misiniz? Evet, sınavda göremeyebilirim. Ama ilginçtir, son 4-5 yıldır soru biçimlerini hep böyle soruyorlar, biliyor musunuz? Yani bir şeyleri hızlıca sadeleştirebileceğiniz sorular soruyorlar. Peki normalde nasıl yapmayı düşünürsün Fatma? Hocam aşağıdaki paydaları eşitlerim ben. Tamam. Kök 75, kök 2 olanı. Sonra normal bölme işlemi yaparım. Peki şöyle yapsam olur mu? Bunu bununla çarp, sonra ters çevirip yukarı göndersem. Evet hocam, öyle yaparım. Kök 12, kök 75, kök 12. Peki hiç köklü sayıya girmeyip yine bunları 3 ile bölsem? Kök 4, kök 25, kök 4. Buna yeltenebilir misin? Nasıl olsa evet, 3'e bölünüyor. Evet, burada görülebilir hocam. İlk başta ama görünmesi biraz daha zor. Hay hay, peki. Geçiyorum. Şimdi sınavın, yani tüm sınavların değişmeyen dördüncü sorusuna. Yani siz DGS, KPSS, ALES herhangi birine girin. Bu dördüncü soru hepsinde geçerlidir. Ve ilginç bir şekilde hiç zorlamazlar yani faktöriyel soruları. Ya mesela burada gördüğünüz soru, değerlerini bilseniz bile yerine koyabilirsiniz. 125 faktöriyeldir çarpı 5, 600 diyebilirsiniz yani. Ha illa bir şey yapmak istiyorsak, parantez alayım falan diyorsanız yukarıyı 4 faktöriyel parantezin alırsınız. Buradan 5 kere 5, 25 gelir. Eksi buradan 4 gelir. Böyle. Bakayım yanlış yapmadım değil mi? Şöyle. Evet. Peki aşağı tarafı hiç düşünmem bile. 3 faktöriyel 6 çarpı 3 18, 4 çıkardım 14. O zaman burası 24 çarpı 21 bölü 2 çarpı 7. Bunlar gider 3. Bunlar gider 12. 12 çarpı 3 kaç? 36. Aynen sıla. Ama ben mesela parantezi almayı tercih etmeyebilirim de. Arkadaşlar bu soruda 120 kere çarpı 5, 600. 600'den 4 kere çarpıyor. 24, 96 çıkar. Aşağıya böl diyor aslında. Çok da büyük bir şey söylemiyor ki. Bakın bir benzeri. DGS'de sorulmuş bir sınav sorusu. Şimdi ne yapabiliriz? Ne düşünürsünüz? Aşağıya parantezi alabiliriz. Tamam. Peki 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel dursun. Peki aşağıya 5 faktöriyel parantezini alsak. Buradan 6 kere 7 42 kalır. Buradan sadece 6 kalır. O zaman bunlar gider. 42'den 6 çıkarıyorum. 36. Burası da 144 bölü 36. Yani 4 yapar. Ki ben mesela genellikle derslerde dalgasına böyle soruların cevabı genellikle 4'tür derim. Niyeyse hep böyle bir çarpan üzerinden 4 çıkıyor. O da ilginç bir durumdur. Evet hocam. Tamamdır. Geçiyorum. Şimdi buyurun bakalım. Hadi sizden gelsin bu sefer. Biraz bekleyelim. Şimdi ilk 4 soruyu gördünüz bu arada. İlk 4 soru bizim için aslına bakarsanız ikinci soru hariç böyle hani 2 dakikada falan çok rahat tamamlanacak sorular. Yani hepsini kabul edelim. Yani 20-25 saniye yapabileceğiniz sorular. Dikkatli olursanız. Tamam. Evet şimdi nereden başlıyoruz? Bakın bu da bir sınav sorusu. Ya ve şöyle söyleyeyim bak, net bir şekilde 4. sorunun sınavda sizde böyle olduğunu göreceksiniz. Bunların aynısı çıkacak. Peki başladım. 4 faktöriyel 24. Büyüğe dokunma, küçüğü aç. Genellikle ben böyle bir mantık kullanıyorum. Buraya 6 faktöriyel parantezini alırsanız buradan 7 kalır, buradan 1. Topla 8. Bunlar gider. Bölüyorum 3. Bence böyle soruda sorsunlar vallahi, canıma da minnet yani. Şimdi yavaştan işleri açalım bakalım. Şimdi sınavda karşılaşacağınız 5. soru profili genellikle bir denklem üzerinde ya da bir toplama, bir çıkarma, bir çarpma üzerinde işlemin sonucunu ya da ara basamaklarını soran bir sorudur. Şimdi hadi şöyle başlıyorum. Birincisi diyor ki olduğuna göre ABC çarpımı kaçtır? Aman bu soruya dikkat. Bu soru tipleri sizi çok oyalar. Önce basit profillere bakın. Bak. Mesela A bir toplama işleminde aşağı 6 diye düşünmüş. A ne olabilir sizce? Bence iki seçenek var. Ya 5 ya 6. Değil mi? Evet. Ha B açık mı? B de açık. 5 3 daha 8 buranın 4 çıkması için bu da 6. Peki şöyle bakın şimdi. Hay hay. Peki burası 6. Şimdi ben elde geldiğini varsayayım. A'nın 6 değil de 5 olduğunu düşünsem. Şimdi burası 5 ise 5 artı 6 11.
Buranın sıfır çıkması için C 9 mu olmalıdır? Evet. Ama sanki orada bir ufak hata yapmışız gibi hissettim. Hocam eldeyi katmadınız zaten. Evet evet. Şimdi şurası 4 değil mi? 5 4 yok 6 idi. Elde var 1. O zaman burası kaç oluyor? 8 oluyor. Tamam burası 5'ti. B'de kaç demiştik? 6. Tamam bulduklarımızı çarpalım. 5 çarpı 6 çarpı 8. O da kaç yapar? 140. Şimdi bu soru çok zorlarından biri değil. Onu söyleyeyim. Yani ilk 5 soruda gene bizi çok zorlayacak bir şey çıkmayacak ama dikkatli olun. Tekrar söylüyorum. Özellikle küçük ipuçlarına dikkat etmek zorundasınız burada. Peki gelelim buna benzer bir soruya. Ali sınav sorusu bakın bu. Şimdi burada ipucu çok açıktır. Şu 190'ı görüyor musunuz? 5'e bölersek? Aynen. Peki bir sayıyı 5'e bölmenin kısa yolu ne? Sondaki sıfırı silin. Üstü 2 ile çarp. Yani aslında bu sayı 38'miş. K'da 3. Tamam. Peki K'nın 3 olduğunu anlıyorsam artık bence işlem bitmiş demektir. 3 çarpı 38 galiba 114 yapıyor. 114 ile 190'ı alt alta toplarsanız benim orası biraz karışık oldu kusura bakmayın. Nasıl geliyor? Şöyle geliyor galiba. Ne gelecek? 4, 1, 0, 2. Peki bize işlemin sonucunu soruyor. Peki 2014 bunun rakamları toplamı kaç 7. yapar? 7. Buraya kadar bir itirazınız var mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir yer. Peki güzel. Hadi bir tane daha. Şimdi bakın bu da bir ALES sınav sorusu. 2016-2017 civarı. B ve C birer rakamdır diyor. Olduğuna göre B ile C'nin çarpımı kaçtır diyor. Bir kere B ile C'nin toplamı 9. Şimdi önemli soru şu. Elde var mı yok mu? Ya şimdi iki tane rakamın toplamı 9 çıkacaksa nasıl elde olsun? Mantıken düşünün 9 9'dan 18 olsa en fazla buraya 9 düşmez ki 8 düşer. Yani demek ki buradan elde gelmiyor. Elde gelmediğini burası da anlatıyor bakın. İki tane B'nin toplamı 4'müş. Sizce B ne olabilir? 7 olabilir mi? Bence B'nin iki seçeneği var. Ya 2 2 ya da 7. Ama bence B 2 olamaz. Çünkü B 2 olur. B 2 olursa eğer C 7'ye gider. C 7'ye giderse burada büyük ihtimalle elde gelir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bence tam tersi şöyle olmalı. O zaman C 2. Bence B 7 C 2. Peki C 2 olduğuna göre burası 7 olduğuna göre A da kaç? 5. 5. O zaman bu ikisinin çarpımı da kaçtır? 14. Hocam bir şey sorabilir miyim? Eğer 5 4'ün olduğu şey eğer 9 4'ün olduğu yerde olsaydı yandan elde 1 gelebileceğinden 19 diyebilirdik. O zaman nasıl çözeriz? Bu Cansu'nun sesi mi? Evet hocam. Bir daha söyler misin Cansu? Hocam eğer 4'ün olduğu yerde 9 olsaydı yani iki sayının toplamı 18 olup yandan da 9 geleceği için o ihtimali de 19 olacağı için orada büyük ihtimalle yani. Cansu şu B'nin olduğu tarafta sana bir ipucu verirdi. Yani oraya bir hane daha eklerdi ya da eklemezdi. Hane eklerse elde var bir anlamına geldiğini gör isterdi. Ben şu an hocam hemen bir tane soru söyleyebilirim. Aklıma geldi bu türden bir yazabilir misiniz? Gruba at, gruptan yapalım. Yok yok hemen söyleyin. Zaman yetişmez. Yazar bence. 45 tane soru var. Bak Cansu yine başladı. O zaman çokmuş tam hocam. Sen bir şey at. Ben grubu eğer şey yaparsam yetiştirirsem sonda çözerim. Tamam mı? Tamam. Geçiyorum. Atarım birazdan. Evet buyurun sıradaki soru. 6 artı 18 bölü A deyip çarpanlarını yazacağız. Mesela çok klasiktir değil mi? Bu bizim mesela mat 1 derslerinin en başında belki ilk 2 derste anlattığımız şeylerdir. 6 A'yı A'ya bölüyorum. 6 artı 18 bölü A. Bakın sınavın 6. sorusu. Şimdi bu ifade bir tek doğal sayıymış. Diyor ki buranın tek çıkması için bence 18 bölü A'nın da tek olması gerekir. O zaman A'ya vereceğimiz değerler bence çift değerlerdir. 18, 6, 2. 18'i bölen çift sayılar bunlar. Doğru mudur? Evet. Toplamda kaç olur o zaman? 26. Şimdi bakın bu çok kolay bir soru. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim gerçekten hani dönemin en başında çözdüğümüz klasik sorulardan biri. Ama sınavlarda bazen teklik, çiftlik, asallıkla ilgili soru tarzları çok daha farklı olabiliyor. Bakın mesela. P ve R birbirinden farklı iki asal sayı olmak üzere bilmem ne eşitliği veriyor. Size bir tane ipucu vereceğim. Beni iyi dinleyin burada. Böyle bir soru çıkıyorsa mutlaka verilen sayılardan biri 2'dir. Bak net.
Evet. Nereden biliyorsunuz derseniz. Şimdi bunlar birbirinden farklı diyor değil mi? Bunlar birbirinden farklıysa. Çift olacak. O zaman kesinlikle bence P ya da R'den biri tektir. Örneğin R tekse bir eklerseniz çift çıkar. Ya iyi de kardeşim, şimdi siz iki tane sayı çarpınca biri çiftse sonuç çifttir. P o zaman burada 2 olmalı ki işlemin sağ tarafı çift çıkıyorsa sol taraf da çift olmalı. Yani aslında bu rastgele de olsa siz emin olun, böyle bir soru soruyorsa kesin sayılardan birini çift veriyor. Şimdi ben P'yi 2 alacağım çünkü çift asal sayı 2, başka bir şey yok ki. Peki bu 2 olursa ne olur şimdi burası? 3 çarpı R artı 1. 60. 60. R de buradan 19 olur. 19. Demek ki bu ikisinin toplamı 19 artı 2, 21 yapar. Tamam? Burak bak, bu dediğimi unutma sakın. Böyle bir soru soruyorsa %100 oraya bir tane böyle çift sayı, asal sayı koyacaksa 2 monte etmiş demektir. Buyurun okuyun bakalım. Artı 6 gelecek. O da onun katı bir sayıya eşitmiş. Tamam. O zaman o sayıların toplamı hani dörtlü bir şey olacak ya sonu. Yani oradan bana öyle bir fikir geldi. Tamam. Istedim. Yani şöyle mi diyorsun? A artı 1, A artı 2, A artı 3, 4 tane sayı var değil mi? Hı-hı. Bunlar iki basamaklıymış. Onu unutmayacağız. Peki bunların toplamı 4A artı 6 neye eşitmiş? Bir sayının karesinin 10 katı. Yani 10x kareymiş. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Ya bizim iki basamaklı sayılarımız olsun olsun 90 olsun. 90 ile 4'ü çarpın 360'ı geçmez bu işlem. Değil mi, mantıken düşünürseniz? 90 mesela 99 ya 100 diyelim hadi. 100, 99, 98, 97 düşünün. Bunları toplamaya fazla 400 olur. Avantaj ne biliyor musunuz? Aha burası. Siz bak ne diyor bize? Bir tam sayının karesinin 10 katına eşittir diyor. Siz buraya 1 verseniz 10 çıkar ki 4 tane 2 basamak sayının toplamı 10 olmaz. Buraya 2 verseniz ne olur? 4 kere 10 40. 40. 40'ı 4'e bölün 10 o da olmaz. Yani demek ki sizin yapacağınız sayılar 3, 4, 5 civarı öyle çok yukarıda olmayan sayılar. Peki 3 verseniz. 3'ün karesi 9. Burada 90. 4A artı 6 84. 90'sa 90'dan 6 çıkarın 84 bölün 12 4, olur. 21 mi? 12 olur A. Hayır ya, yani 2 mi olur? 90 eksi 84. Pardon, şey, 6 yıl 84 4'e bölün 21. Bence ilk 21 olur. Evet. Peki 4 verseniz 160 olur. 160 bir kere kendisi 4'e bölünüyor. Bu eşitliği sağlamaz. Bu olmaz yani. Bence zaten burayı nihai bitirecek sayı gibi geliyor bana. 250 gelir burası. 4A artı 6 250 ise o zaman 4A eşittir 244 olur. O zaman, hı hı, A da buradan ne olur? 61. Bak bir şey dikkat edin. 21'den kaça fırladınız? 61. O zaman bence bir sonraki sayının ne olduğu da belli. 101. O zaman bu iki basamaklı olmadığına göre demek ki bunu sağlayan sayılar 40, 21 ve 61 toplamları da kaç? 82. Tamam? Evet. Bence güzel bir soruydu bu ki gene bir sınav sorusu. Şimdi benim KPSS'de beğendiğim birkaç tane soru vardı geçen yıldan. İlki bu. Çok güzel bir soru. Biz normalde bu soruları böyle üstleri eşitlemeli biçimde soruyoruz. Şimdi soruya dikkat edin. A sayısı 3 üzeri 8. B 4 üzeri 7. C 5 üzeri 6. Hiçbir şey eşitleyemezsiniz. Hiçbir şey sadeleştiremezsiniz. Ama biraz uyanık olan şunu düşünür. Kare içi. Bu şu mudur? 3 üzeri 4'ün karesi. Evet. Yani 81'in karesi. Peki bu şu 2 mudur? Üzeri 7'nin karesi. Aynen. 2 üzeri 7'nin karesi. Yani 128'in karesi. 128. O da 125'in karesi. Aynen. 5 üzeri 3'ün karesi. Yani 125'in karesi. Çok güzel bir soru. İlk başta anlamıyorsunuz hani bunu ama bunu görmesi güzel bir mevzu. Tabii kolay bir mevzu mu bilmiyorum. Peki burada demek ki en büyük B, sonra kim C, sonra kim A. Demek ki cevap A, C, B. Anlaştık mı? Evet hocam. Evet, evet. Şimdi bakın, daha klasik bir soru geliyor. Biz eğer tutup da böyle bir soru görürsek ne yaparız? Üstlerini 18'de eşitleyebiliriz. Ya da... Bence direkt bak üstlerinin EBOB'unu düşünürüz. Bunların hepsinin EBOB'u ne? Aralarındaki fark EBOB'u. 36.
6. EBOB. ECOG değil. Bunların hepsini 6'ya bölün şimdi. Ne kaldı? 3, 2 ve 1. Yani 8, 9, 6. 6. Demek ki en büyük B, sonra A, sonra C. Tamam mıdır? Tamam hocam. Bu da güzel. Bak bu klasik bir soru. Ama şunu unutmayın. Böyle bir soru görünce ortak bir sayıda eşitleyecekseniz bunları bölerek yaparsınız. Hatta şöyle bir ipucu vereyim. Üstlülerde genellikle sadeleştirilip yapılır. Köklülerde genellikle paydaştırılıp yapılır. Yani senin dediğin işlem köklüde yapılır Cansu. Evet hocam. Tamamdır. Tamam. Güzel. Peki şimdi biraz daha değişik bir soruya gidelim. Buyurun bakalım. Eşitsizlik varyasyonuyla bir üçlü sayı sorusu. Şimdi ne düşünürsünüz? 4, 2'nin karesi diye düşünüp üstlerini şey yapıyorum. Kıyaslarız değil mi? Evet. 1. Bunlar bir kere 2 tabanına sahip olduğuna göre sayılar büyüdükçe üstleri de büyür. Daha doğrusu üstler büyüdükçe sayılar büyür. Bu da şu demektir. X demek ki 2'den nedir? Küçük. Peki X artı 5 2'den nedir? Büyük. Peki X artı 5 2'den büyükse karşıya atarsanız X eksi 3'ten büyüktür. Demek ki eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Toplarsanız zaten bunlar gider. Geriye ne kalır? Eksi 3. Peki. Bu da bir ALES sorusuydu. Bence bu tarz bir şey gene sorulabilir. Çünkü eşitsizlikte bir tane soruyu böyle ki biraz sonra göreceksiniz. Zor olmayan bir varyasyonla soruyorlar. Ki bakın geldi. 8. soru. Diyor ki olduğuna göre X gerçel sayısı. Yalnız şunu unutmayın. Biz mesela bunu anlatırken derse çok işkence çekeriz. Çok güzel bir konu anlatımı yaparız ama bir bakarız gene bizim dediğimizde ters yapılıyor. Bir soru eğer x tam sayısı diye başlıyorsa değer verilir. Ama x gerçel sayısı diye başlıyorsa kesinlikle aralık benzetilmeye çalışılır. Hatta ben derse şöyle bir şey derim hani matematik anlatırken. Derim ki eğer x tamsa değer ver evlen, x realse aralık genişlet eğlen. Ne anlarsanız derim. Şimdi ben şöyle başlıyorum. Bir, 7'yi karşıya atıyorum. Eksi 6 küçüktür 2x küçüktür eksi 2. 2'ye bölüyorum. Eksi 1 ile burası eksi 3 aralığıdır. Yani bu gayet açık bir durum. Ama başkası tutup burada x eksi 2'dir diye bir kafadan patlak verirse ap yutarız yani söyleyin. X eksi 2 olamaz. Belki eksi 2.5'tür. Peki şimdi burayı da ona benzetmeye çalışmak için. Burayı eksi 3 ile çarpıyorum. Eşlik yön değiştiriyor. Sonra her tarafa 1 ekliyorum. Demek ki burası 4 ile 10 arasındaki tüm değerleri alabilir. Ki bu 5, 6, 7, 8, 9 olabilir. Peki bunların toplamının kısa yolu ne? Ardışık sayıların toplamı 35. Sayının 5. Kaç tane sayı varsa onunla çarpılır. Tamamdır? Evet. Güzel. Bu da güzel. Bak ilk 8 soruyu hızlı geçtik farkındaysanız her birine 2 soru yamamız olmasına rağmen demek ki burayı hızlı geçmeniz çok önemli. Şimdi benim asıl beklediğim soru geliyor. Benim asıl beklediğim soru ne? Şimdi size bu işte 8'li sorularda, 9'lu sorularda yorumsal sorular sorabilirler. Yani işte yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Kaç tanesi tektir? Yukarıdakilerden hangisinin tek olduğu bilinir? Gibi böyle varyasyonlu üçlü sorular. Şimdi ben burada iyi inceleme yapmanızı bekliyorum. Neleri görebilirsiniz? Şimdi oradan başlayalım. Değer verelim. Eksi 1 bölü 2, 1 bölü 2 falan. Peki değer vermek biraz tehlikeli olmakla beraber aynen eğer be. İyi görebiliyorsanız. Hocam kesinlik diyorsa değer vermiyorum. Ayda B negatif olduğu için. Hangileri doğrudur dediği için çok güzel. Doğrudur dediği için demek ki bir şey fark etmeyecek. Bak Burak dikkat ediyor evet. musun? Demek ki bu 1 bölü 2. O yüzden kesinlik deseydi ispat yapmamız gerekiyor. Eksi 1 bölü 2. Buna da eksi 2 verelim. Olur mu? Olmuş. Ama kesinlikle dediği gibi Cansun o işleme giriyorsanız hani birkaç tane böyle şey farklı varyasyonla denemeniz gerekir. Peki eksi 2'nin eksi 1 bölü 2 oranı? 4. Anlaştık mı? Peki. Bir doğru değil o yüzden. Hay. B ile C'nin çarpımında eksi 1 bölü 4 deriz. O da peki. A'dan büyük oluyor. Peki eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin çarpımı eksi 1 bölü 4 eksi 2'den küçük mü? Hayır bu da gitti. Demek ki sadece yalnız ne 3. kaldı? Yalnız 3 kaldı. Kabul? Güzel. Peki. Geçtik bakalım sıradaki soruya.
Bir saniye ufak takım oldu. Geçtim. Heh. Bir bakın bakalım. Üstteki eşitsizliği bir artı ve AC diye bir de diğer tarafı öyle baz alıp düşünebiliriz belki. Şimdi ben burada şöyle bir yorum yapayım mı? Birincisi bence böyle sorularda şeyi arayın. Bunların arasında böyle toplamalı birbirini yok edecek bir şey var mı? Bakın şu ikisine bakın. Şu ikisini görüyor musunuz? Burada şu demek değil mi bu? A artı B küçüktür. B eksi A. B'ler giderse karşıya atarsanız 2A küçüktür. 0. Demek ki A negatif. Aynen. Elde var 1. Kabul mü? Hayır. Evet. Peki A negatifse neyi negatife bölsek birden büyük bir şey çıkar? Negatif bir sayı. Ki bence bu şöyle olmalı. Mesela bu eksi 2 ise atıyorum. Bu eksi 4 olmalı. Ki bölerseniz evet, birden büyük bir şey çıksın. Peki bu şu demek mi? Demek ki B A'dan küçük bir sayıdır. Doğrudur. Evet hocam. Bak, iyi yakaladık şimdi burayı. Şimdi geliyoruz ikinci aşamaya. Ki B A'dan küçük ifadesi bizim için sıralamada çok önemli. B A'dan küçük. Bakın şunların hepsi oluyor. Ama bakıyorum şu ve şu yanlış. Şimdi ikinci aşama. Peki B A'dan küçükse B eksi A negatif değil midir? Evet. C de negatif. O zaman demek ki A negatifse negatif. O zaman C pozitiftir. Pozitif, aynen. Bu da demek ki C'nin diğerlerinden büyük olduğunu gösterir. Demek ki C, A, B sorunun doğru cevabıdır. Evet. Kabul. Şimdi burada bir duralım. Bir ara verelim. Aradan sonra devam edelim. Tamam mı?